Kıymetli basın mensupları arkadaşlarımız, teşkilatımızı kırmayarak kahvaltı programına teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Bakın, 7 Haziran seçimleri ülkemiz için çok önemli bir seçim. 12 yıldır iktidarda olan bir hükümet var ve yaptıkları ortada. Bir 4 yılı daha kaybetmemek adına halkımızdan Saadet Partisi olarak destek bekliyoruz. Bakın, hükümetimizin dış politikada sıfır sorun diye yola çıktı. Bir tane komşumuz ve dostumuz kalmadı, Kuzey Irak hariç. Biz olsaydık iktidarda D8'leri harekete geçirerek komşularımızdaki bu yangını söndürüp çözüm bulmuş olurduk. Bakın, 12 yılda manevi tahribat had safhada. Dindar gençlik yetiştireceğiz dediler. Avrupa Birliği'ne girmek adına zinayı suç olmaktan çıkardılar. Domuz etini kasaplık hayvan sınıfına soktular. Biz olsaydık ne yapardık? Böyle bir durumda biz Avrupa Birliği'ne girmezdik. Bu yasaları da imzalamazdık. Bizim bir nolu sloganımız olan önce ahlak ve maneviyat ilkesini işletirdik. Televizyonlarda manevi tahribat devam ediyor. Kanallardaki dizileri görüyorsunuz hep beraber. Bunlara bir çeki düzen verilme zamanı geldi diyorum. Bakın, devletimiz borç ekonomisi uyguluyor. Rant ekonomisi. Dış borçlarımız, dün akşam bir daha bakayım dedim, 600 iç ve dış borçları devletin tümü 633,5 milyar dolara çıkmış. Kasım ayında 599 milyar dolar, şu anda Mart sonu itibariyle 633,5 milyar dolar. Yani hiç geriye gitme yok, sürekli yukarı gidiyor. Bu nereye kadar yukarı çıkacak? Bazı arkadaşlarımız diyor ki IMF'e borç bitti. Halkımız bir tek IMF'i öğrenmiş. Türkiye'nin bir tek IMF'e mi borcu var? Bu 600 milyar dolar borç kimin? IMF borcu sıfırladığımız zaman dış borcumuz kaç lira? Şimdi kaç lira? Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın, şu an ülkemizde 58 milyon adet kredi kartlı vatandaş var. Bu ne demektir? Faizden yaşıyoruz. Sürekli erimekte ülkemiz. Peki bunun çaresi ne? Bakın, bunun daha önce bir örneği var. 54. hükümet ne yaptı? Havuz sistemi, denk bütçe ve öz kaynaklarla büyüme metodunu uyguladı. Ne oldu? 11 ayda bizim yaptıklarımızı bu hükümet 12 yılda yapamadı arkadaşlar. Bakın, AK Parti hükümeti yolsuzluklarla mücadele edemediği gibi de kendisi de yolsuzluk batağına battı. Değerli arkadaşlar, ekonomik konu çok önemli. Bakın, ekonomi büyüyorsa neden %11,3 işsizlik oranı var? Bu 11,3 işsizlik oranı çok yüksek bir orandır. Büyüyen ekonomide bu kadar işsizlik olmaz. Bir yerde bir terslik var. Ya yanlış söyleniyor, ya biz yanlış söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, emekli çalışan, asgari ücretli perişan durumda. Bakın, faize 12 yıldır 600 milyar para ödenmiş. Eğer rant ekonomisini durdurup üretim ekonomisine geçseydik bu kadar parayı ödemezdik. Emekliye, memura, işçiye %2,5 zam verdiniz. Neden havuz sistemini kurup borçlanmaya son vermiyorsunuz sevgili hükümet? Biz gelince denk bütçe yapacağız. Memura, emekliye %50 zam vereceğiz. Öyle bayramdan bayramı değil. Onlar bizde ekstrada. Biz normal maaşlarına zam vereceğiz. Asgari ücret net 1500 lira yapıp asgari ücretten vergiyi kaldıracağız. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneğini hemen kaldıracağız. Cumhurbaşkanımız bizim sembolümüzdür, devletimizi temsil eder. Ama icra makamı başbakandır. Hükümetin örtülü ödeneği yine devam edecek tabii ki. Bakın, çiftçi köyünde karnını doyuramıyor, şehirlere göç ediyor.
Biz geldiğimizde tarımı stratejik sektör ilan edeceğiz. Tarıma çok önem veriyoruz. Çözüm süreciyle ilgili bir şey söyleyeyim. Çözüm süreci diye bizi bölünme sürecine getirdiler. Biz ülkemizi bölünmekten kurtaracağız. Buna da söz veriyoruz halkımıza. Bunun dışında tabii halkımızda şöyle bir endişe var. Onu özellikle belirteyim. Tamam, biz size oy vereceğiz ama sizin oy oranınız düşük. Eğer biz size oy verirsek CHP gelir diye bir söylenti vardı. Bakın, biz şu anda 2 gün önceki ankete göre %17.9 oy oranına sahibiz. Seçim gününe kadar inşallah daha da yukarı çıkacağız. Biz diyoruz ki ey sevgili milletimiz, eğer bize oy vermezseniz AK Parti gelir diyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun beni dinlediğiniz için. Yok, bu da. Şöyle de şey. Evet ya. Normalde şey.